Yeni yıla ilk giren Yeni Zelanda oldu. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'a giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2019'u şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisiyle karşıladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de yeni yıl ve 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı. Bakü'de binlerce vatandaş havai fişek gösterisini izlemek ve 2020'nin gelişini kutlamak için Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'a toplandı. Yerel saatlerin 00:00'ı göstermesiyle kutlamalar yerini havai fişek gösterisine bıraktı. Burası da Dubai. Dubai yeni yılı dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Suudi Arabistan'da da yeni yıl kutlaması vardı. Başkent Riyad'da havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi Riyad'da eğlence ve kültürel etkinliklerin merkezi olan bulvarda düzenlenen kutlamalara katıldı. Sırada Avrupa var. Yeni yıl kutlamalarının merkezi yine İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Avrupa'nın en büyük havai fişek gösterisine şahit olmak için 100.000'den fazla insan London Eye dönme dolabının etrafında toplandı. Bu görüntüler de Fransa'dan. Fransa'nın başkenti Paris ise Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararının ardından başlayan grevlerin gölgesinde 2020'yi karşıladı. Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce kişi Şanzelize Caddesi'ne akın etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise yeni yıl kutlamalarının adresi Brandenburg Kapısı oldu. Son görüntüler New York'tan. Yeni yıla ünlü Times Meydanı'nda yağmur altında girildi.